Merhaba sevgili gençler. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı Biyoloji Zümresinden Sevgi Tutumlu. Bugün sizlerle enzim, vitamin ve hormonlarla ilgili kısa bir konu tekrarı yapacağız. Arkasından konuyla ilgili soruları hep birlikte çözeceğiz. İlk konumuz enzimler. Oldukça uzun bir konu ama çok kısa bir şekilde burada size özetlemeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Canlı sistemlerde birçok metabolik olay meydana geldiğini biliyoruz. İşte bu metabolik olaylarda biyokimyasal tepkimelerde enerji kullanılır ve bu biyokimyasal tepkimelerin başlayabilmesi için bir aktivasyon enerjisi gerekir. İşte enzimler burada devreye giriyor. Çünkü canlı sistemlerde gerçekleşen bu tepkimelerde, biyokimyasal tepkimelerde aktivasyon enerjisini düşürerek ne yapıyor? Bu reaksiyonları hızlandırıyor. İşte biz bu biyolojik katalizörlere enzim adını veriyoruz. Şeklimizi incelediğimizde bakalım. Substrat enzimin etki ettiği madde, ürün aynı ürün. Şimdi bu tepkimeye enzimsiz ve enzimli ortamlarda gerçekleştiğinde dikkat ederseniz enerji miktarlarına baktığımızda enzim kullanıldığında aktivasyon enerjisinin daha düşük olduğunu görürüz. Enzimsiz ortamda ise bu aktivasyon enerjisinin daha büyük miktarda olduğunu görebiliriz. Demek ki aktivasyon enerjisini ne yapıyorlar? Düşürüyorlar. Hemen şunu da belirtelim. Karaciğer, kas ve bitki hücrelerinde metabolizma sonucunda hidrojen peroksit oluşur. Hidrojen peroksit son derece zehirli bir maddedir. İşte bu hidrojen peroksiti zehirsiz hale getirebilmek için hemen şöyle belirtelim. Katalaz enzimi devreye giriyor ve hidrojen peroksiti suya ve oksijene parçalayarak zararsız hale dönüştürüyor. Ve bu dönüştürme olayını saniyeler içerisinde gerçekleştiriyor. Milyonlarca hidrojen peroksit su molekülüne ve oksijene parçalanıyor. Eğer bu tepkime hücrenin dışında, dış ortamda ve katalaz enzimi ya da herhangi bir enzim kullanılmadan parçalansaydı, bu belki de 100, 200, 300 yıl sürebilecek bir tepkime olacaktı. Demek ki enzimler aynı zamanda ne yapıyor? Bu biyokimyasal reaksiyonlardaki hızı artırmış oluyor. Peki enzimler nerede üretiliyor? Hücre içerisinde üretiliyor. Yalnızca hücre içerisinde mi kullanılıyor? Hayır. Hem hücre içerisinde hem de hücre dışında kullanılabiliyor. Hücre dışında kullanılan enzimlere örnek verelim o zaman merak ediyorsak. Örneğin azot ihtiyaçlarını karşılamak için böcek kapan bitkilerini düşünün. Bu böcek kapan bitkilerine böcek konduğunda yapraklarını kapatması ve bu böceğin sindirilmesi sırasında kullanılan enzimler işte hücre dışında çalışan enzimlere örnek olarak verilebilir. Peki enzimler yapısına göre kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Basit enzimler ve bileşik enzimler. Basit enzimlerde yalnızca protein yapılı bir kısım bulunur ve biz bu kısma apoenzim adını vereceğiz. Örnek olarak üreazı burada verebiliriz. Bileşik enzimlerde ise apoenzim ve bir yardımcı kısım olmak zorunda. Biz bileşik enzimlere aynı zamanda haloenzim adını veririz. Şimdi apoenzim ve yardımcı kısım olarak kofaktör kullanıldı. Bu kofaktör organik bir madde de olabilir, inorganik bir madde de olabilir. Eğer bu kofaktör kısmı organik bir maddeden oluşuyorsa buna koenzim adı verilir. Örneğin B vitamini bir organik maddedir ve koenzim olarak görev yapar. İnorganik olarak örnek verecek olursak bu kısma kofaktöre inorganik bir madde ne bağlanabilir buraya? Magnezyum bağlanabilir. Kalsiyum bağlanabilir. Demir bağlanabilir. Bileşik enzimlerde yine unutmamamız gereken bir nokta var. Apoenzimlerin aktifleşebilmesi için kofaktör gereklidir. Her apoenzim kendine özgü bir kofaktör ile çalışır. Ancak bir kofaktör birden çok apoenzim çeşidiyle ne yapabilir? Çalışabilir.
Şimdi canlılar kendilerine özgü apoenzim üretir ve apoenzim ne yapacaktı? Substratı tanıyacaktı. Hemen bir şeklimizi inceleyelim hep birlikte. Bir tepkimenin gerçekleşmesini görüyoruz enzimli bir ortamda. Substrat enzimin etki ettiği maddeye denir. Enzimin etki ettiği madde substrat adını almakta. Peki substrat enzime nereden bağlanıyor? İşte aktif merkezden bağlanıyor. Demek ki substrat enzime aktif merkez ile bağlanarak bir anahtar kilit modeli ne yapıyor? Oluşturuyor. Daha sonra bu bağlanmadan sonra gerçekleşen duruma biz enzim substrat kompleksi adını veriyoruz. Tepkime gerçekleştikten sonra substrat neye dönüşüyor? Bakın, ürüne dönüşüyor. Ve aktif merkez ne yapıyor? Ayrılıyor. Ve enzim serbest hale geçiyor. Burada unutmamamız gereken bir şey var. O da neydi? Enzimler olduğu gibi tepkimeden ne yapıyorlar? Çıkıyorlar. Enzimlerin özelliklerinden bir tanesi de takım halinde çalışabilmeleri. Bir enzimin etki ettiği tepkimenin ürünü bir sonraki enzimin substratı olabilir. Takım halinde çalışan enzimlerin çalışmaları geri bildirim mekanizması ile de ne yapar? Düzenlenir. Şimdi bakalım, hemen örneğimizde nişastayı görüyoruz. Nişasta amilaz enzimi ile maltoz ve dekstrine ayrılıyor. Maltoz bakın bir sonraki tepkimede ne olmuş? Substrat olmuş. Ve maltaz enzimi ile başka bir ürüne dönüşmüş, glikoza parçalanmış. Genellikle çift yönlü çalışır enzimler. Bu da enzimlerin bir özelliğidir. Örneğin kanda gazların taşınmasından sorumlu olan al yuvarlarda bulunan karbonik anhidraz enzimi, karbondioksit taşınırken gerçekleştirdiği tepkimeler tersinirdir. Yani çift yönlüdür. Hemen şu şekilde belirtelim. Karbondioksit H2CO3 bu tepkime nasılmış? Tersinir bir tepkimeymiş. Burada kullanılan karbonik anhidraz enzimi tepkimelerde çift yönlü olarak çalışabilir. Bütün tepkimeler çift yönlü mü? Tabii ki değil. Bazı tepkimeler tek yönlü olarak çalışır. Örneğin sindirim enzimleri bu kurala uymaz. Tersinir olarak çalışmaz ve tepkimeleri tek yönlüdür. Şimdi enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlere bakalım. Bu faktörlerden ilki sıcaklık. Her enzimin çalışabileceği optimum bir sıcaklık değeri vardır. Ve bu optimum sıcaklık değeri canlıdan canlıya değişmektedir. Örneğin insan vücudunu düşündüğümüzde enzimlerimizin çalışabildiği sıcaklık 35-37 santigrat derece arasındadır. En iyi çalıştığı değer optimum sıcaklıkta. Peki sıcaklık miktarı azalınca ne olacak? Örneğin 0 santigrat derece bir enzim etkisiz midir? Hayır, inaktif durumdadır. Sıcaklık arttıkça enzimin yapısı bozulmamıştır. Tekrar aktif hale geçecektir. Ancak optimum sıcaklığın üstünde bir değerde, örneğin 37 santigrat insan vücudundaki ne dedik? En iyi çalışan sıcaklıktır dedik. Bunun 45-50 dereceye çıkması enzimin yapısını bozacaktır. Dolayısıyla tepkime hızını ne yapacaktır? Azaltacaktır. İkincisi pH. pH derecesi, evet, hemen ölçeğimize baktığımızda pH 7 neydi? pH metrede nötr bir değeri ifade etmekteydi. 7 ile 14 arasında bazik ortam ve 7'nin altında asidik ortamı ifade etmekteydi. Şimdi enzimlerin bazıları asitli ortamda, bazıları bazik ortamda, bazıları hem asitli hem bazik ortamda çalışabilme özelliğine sahiptir. Örneğin pepsin burada gördüğümüz üzere asidik ortamda çalışmakta ama katalaz bakın hem asidik hem de bazik ortamda çalıştığını görmekteyiz. Enzim substrat miktarı ile ilgili 3 farklı reaksiyondan bahsedebiliriz.
Hemen birinci grafiğimize baktığımızda tepkime hızı ve enzim substrat miktarının doğru artan bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani enzim ve substrat miktarı sürekli artarsa ne olacaktır? Tepkime hızı da artacaktır. İkinci tip reaksiyona baktığımızda substrat miktarı arttıkça tepkime hızı artmış ama belli bir değerden sonra ne yapmış bakın sabit kalmış. Yani burada enzim miktarı sabit, substrat miktarı sürekli artarsa tepkime belli bir noktaya kadar artıyor. Daha sonra ne yapıyor? Sabit bir şekilde tepkime hızı devam ediyor. Üçüncü bir durumda ise tepkime hızı bakın enzim miktarı arttıkça belli bir değere kadar artmış ama daha sonra azalmaya başlamış. O zaman farklı etken var burada. Enzim miktarı artarken substrat miktarı sabit iken tepkime hızı belli bir noktaya kadar artmış, daha sonra azalmış. Ortamda substrat kalmadığında tepkime ne yapacaktır? Duracaktır. Başka bir etken sudur. Ortamdaki su yoğunluğu %15'in altına düştüğünde enzimler aktivite göstermezler. Hemen bunu şöyle belirtelim. Şuraya tepkime hızı diyelim. Şuraya da su diyelim yüzde olarak. %15'lik bir değerde olması lazım. %15 olduğunda tepkime hızı artıyor. Daha sonra sabit bir şekilde devam ediyor. Peki buna örnek olarak neyi verebiliriz? Örneğin kuru bakliyatları verebiliriz. Örneğin kuru fasulye, mercimek gibi, nohut gibi kuru tohumlar belli bir su seviyesinin altında olduğu için kuruluğunu korumaktadır. Onun için kavanozların ağzını sıkıca kapatırız. Nemli bir ortamda bırakmayız. Ancak bunları suya koyduğumuzda, havayla temaslarını sağladığımızda bunların tekrar çimlenmeye başlayacağını görebiliriz. Yine aynı şekilde ortamın su miktarının önemini belirten bir örnekte, örneğin salçaya da reçel yaptığımızda ortamdaki suyu buharlaştırarak ortamdaki su miktarını azaltır ve böylece besinlerin korunmasını sağlamış oluruz. Diğer bir etken ise substrat yüzeyidir. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızının arttığını görüyorum. Hemen buna en basit örnek. Örneğin aynı miktarda, eşit miktarda diyelim ki 50 gram kıyma olsun. Eşit miktarda yine 50 gram parça et olsun. Yine 50 gram bütün et olsun. Peki hangisinde substrat yüzeyi daha büyüktür? Kıymada daha büyüktür. Enzim etkinliğini substratın dış yüzeyinden başlatır. Dolayısıyla yüzey arttıkça tepkime hızı artacaktır. Burada eğer bunları bir tepkime hızına göre aynı gramdaki, aynı miktardaki etleri bir sıralama yapsaydık en fazla kıymada, daha sonra parça ette, en son ise bütün ette artış meydana gelecekti. Diğer bir etken aktivatörler ve inhibitörlerdir. Enzimin çalışma hızını artıran madde veya faktörleri biz aktivatör adını veririz. Aktivatör ortama eklendiğinde tepkime hızının arttığını gözlemleyebiliriz. Peki neler artırıyor? İşte ışık, ısı, pH gibi noktalar belli bir noktaya kadar aktivatör etkisi göstermektedir. Örneğin pepsinojen normal durumda inaktiftir. Ama ortama hidroklorik asit, yani asitli bir ortama maruz bırakıldığında ortamda eğer asit varsa aktif hale gelerek pepsine dönüşmektedir. İnhibitörler ise bunun tam tersinedir. Enzimlere bağlanarak enzimleri etkisiz hale getirir, kararsız hale getirirler. Enzimin aktifliğini düşürürler, etkinliğini yavaşlatırlar. Nedir bunlar? İşte siyanürdür, yılandır, işte böcek veya akrep zehirlenmelidir, arsenik, kurşun, cıva gibi elementler, antibiyotikler ve bazı metabolik son ürünler inhibitörlere örnek olarak verilebilir. Yine bakın ısı, ışık, pH belli bir yere kadar olumlu etki ediyordu ama bunların fazlası ise inhibitör etkisi göstermektedir. Yani yüksek sıcaklık, yüksek ışık ya da yüksek pH
yine inhibitör etkisi göstermektedir. Örneğin siyanürü duymuşuzdur ya da biliyoruzdur. Glikozun hücre solunumunda kullanılmasını durdurarak zehirli bir etki yaratır ve zehirlenmelere neden olmaktadır. Diğer bir konumuz hormonlar. Belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren amino asit, protein, steroid yapılı organik bileşiklere biz hormon adını vermekteyiz. Peki hormonlar neyi sağlıyor? Büyümede, gelişmede, üremede, homostazinin sağlanmasında önemli etkiye sahiptirler. Az ya da çok salgılanmaları vücutta olumsuzluklara neden olabilir. Bir takım aksaklıkların oluşmasına neden olabilir. En basitten büyüme hormonu devlik ya da cüceliğe, çok salgılanması devlik, az salgılanması ise cüceliğe sebep olabilir. Hayvanlarda özel bezler tarafından üretilen hormonlar kan ve vücut sıvılarıyla hedef organlara taşınmaktadırlar. Evet, geldik vitaminlere. Genelde insan vücudu tarafından üretilmediğinden besinler yoluyla dışarıdan alınmaları gerekiyor vitaminlerin. Ancak bitkiler ihtiyaç duyduğu vitaminleri kendileri sentezleyebilme özelliğine sahiptirler. Her vitamin metabolizmada kendine özgü bir işlevi vardır. Bu nedenle bir vitaminin eksikliği başka bir vitamin ile giderilemez. Örneğin A vitamini eksikliğini C vitamini alarak ben gideremem. Bu yanlış bir durum meydana getirmiş olur. Vitaminler peki vücutta ne iş görüyor? Düzenleyici olarak görev yaparlar. Aynı zamanda biraz önce de bahsettik, bileşik enzimlerin yapısında koenzim olarak görev yaparlar. Özellikle B vitaminleri dedik, enerji verici olarak kullanılmazlar. Vitaminler basit yapılı olduklarından dolayı sindirime uğramazlar. Hücre zarından olduğu gibi geçerler. Vitaminlerin yine yüksek sıcaklık, ışık, asit bazdan etkilenirler, oksijen varlığında bozulurlar. Bu nedenle vitamin hapları bakın koyu renkli tütlerde ve ağızları sıkıca kapalı, pamukla kapalı durumda biz onları saklarız. Vitaminleri biz yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Yağda çözünen vitaminler A, D, E, K vitaminleridir. B ve C vitaminleri ise suda çözünebilen vitaminlerdir. Ancak burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu yağda çözünen vitaminler aynı zamanda vücutta depo edilebilme özelliğine sahiptirler. O nedenle eksikliklerini geç hissederiz. B ve C grubu vitaminler ise bunların eksikliğini hemen anlarız. Çünkü bunlar vücutta depolanmazlar ve örneğin idrarla dışarı atılırlar bunlar vücutta fazla alındığında. Tablomuzda bazı vitaminlerin işlevlerini ve eksikliğinde oluşabilecek rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Örneğin A vitamini görme, büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapım ve embriyo gelişimi için çok önemlidir. Eksikliğinde gece körlüğü, deride kuruma, bağışıklıkta zayıflama meydana gelmektedir. D vitamini kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklardan emilmesini sağlar ve aynı zamanda kemik ve dişlerde bunların depolanmasını sağlıyordu. İdrarla kalsiyumun ve fosforun atılımını azaltıyor. Peki eksikliğinde ne olacak? Kemik ve dişlerde bozukluk meydana gelecek, raşitizm ve osteomalezi görülecektir. Raşitizm özellikle çocuklarda kemik eğriliği şeklinde kendini göstermekte, kemik yumuşaması şeklinde rahatsızlıkların oluşmasına sebep olmaktadır. E vitamini hücrelerin genel sağlığını korumaktadır. Erkeklerde kısırlık eksikliğinde kansızlık, karaciğer ve kalp rahatsızlıklarının oluşmasında etkilidir. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin sentezi için K vitamini gereklidir. K vitamini bağırsaklarda bakteriler tarafından sentezlenebilir. Peki eksikliğinden olacak? Kanın pıhtılaşmasında aksaklıklar görecek. Geç pıhtılaşması ya da pıhtılaşmama gibi durumlar ortaya çıkacaktır. B vitamini metabolizmada daha önce belirttik koenzim olarak görev yapıyordu. Beriberi ve pellagra denilen rahatsızlıkların oluşması eksikliğinde görülebilir. C vitamini bağışıklık sistemi için çok önemliydi. Aynı zamanda diş sağlığının korunmasında da etkilidir. Eksikliğinde skorbut
ve eklemlerde şişme meydana gelecekti. Neydi skorbut? İşte diş etlerinin şişmesi, kanaması, çekilmesi şeklinde kendini gösteren bir hastalıktı. Sorularımıza geçelim. Bazı vitamin çeşitleri ve eksikliklerinde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar tabloda gösterilmiştir. Vitamin çeşidi X eksikliğinde görülebilecek hastalık neymiş? Gece körlüğü. O zaman biz ne yapalım? Eksikliğinde görülebilecek hastalıklardan bu vitamin çeşitlerinin ne olduğunu bulalım. Gece körlüğü ise A vitamini. Y'de raşitizm diyor. Demek ki eksikliğinde raşitizm görülüyorsa D vitamini eksikliği. M'de beriberi ve anemiden bahsediyor. Beriberi ve anemi ise B vitamini eksikliği. F'de diş eti çekilmesi diyor. Demek ki bu skorbutten bahsediyor. C vitamini eksikliğinden oluşacak. Şimdi bunlara bakarak tablodaki vitaminlerle ilgili verilenlerden hangisinin doğru olduğunu bulalım. X vitamini suda çözünen bir vitamindir. X'e bakıyorum. Suda çözünen vitaminler B ve C. Peki A, D, E ve K vitaminleri ise yağda çözünebilen vitaminlerdi. X vitamini suda çözünen bir vitamindir. X'e bakıyorum, A suda mı çözünüyor? Hayır, yağda çözünüyor. Demek ki bu yanlış bir ifade. Y vitamininin fazlası idrarla dışarı atılır. Y vitamini neydi? D. Peki idrarla dışarı atılabilmesi için suda çözünebilmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu seçeneğimde ne oldu? Yanlış oldu. M vitamini öncül molekül olarak vücuda alınır. Bakıyorum, B vitamini. Öncül molekül olarak vücuda alınanlar A ve D vitaminleriydi. Dolayısıyla bu öncülümde ne oldu? Yanlış oldu. M ve F vitaminlerinin aktivitesi yağda çözünme ile ilişkilidir. M vitamini B, F vitamini ise C. Peki bunlar yağda mı çözülüyor? Hayır, bunlar suda çözünebilen vitaminlerdi. Bu da yanlış oldu. F vitamini insanda vücut savunmasında etkilidir. F vitamini diş eti çekilmesiyle aksaklık gösteriyordu. C vitamini demiştik. C vitamini vücut savunmasında önemlidir. Çünkü vücuda direnç sağlar demiştik. Dolayısıyla bu öncülüm doğrudur. Hangisi doğrudur? Doğru cevabım E seçeneğidir. Bir hücrede enzimatik reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre T1 anından itibaren meydana gelen değişime verilenlerden hangileri neden olabilir? Reaksiyon hızı zamana bağlı olarak artmış, daha sonra sabit kalmış ve T1 anından itibaren de ne yapmış? Azalmaya başlamış. Demek ki bir olumsuzluk var. O halde bakalım birinci öncülümüze. Serbest enzim miktarının substrattan çok olması tepkime hızının düşmesine sebep olmaz. Bir etken değildir. Substrat miktarının artmış olması, ortamda substrat miktarı artıyorsa, enzimde varsa dolayısıyla azalma meydana gelmez, etkili değildir. Ortama inhibitör madde eklenmesi, evet inhibitör madde eklenmişse tepkime hızı ne yapacaktır? Düşecektir. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Peki hangisi neden olabilir? Yalnızca üçüncü öncülüm, doğru cevabım B seçeneğidir. Vitaminlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Hücre zarından geçebilmeleri için hidrolize uğrarlar. Neydi hidroliz? Büyük yapılı moleküllerin, polimerlerin kendilerini oluşturan monomerlerine ayrılmasıydı. Vitaminler zaten çok küçük moleküllerdir. Bunların hidrolize uğramalarına gerek yok. Hücre zarından geçebilirler. Dolayısıyla bu ifadem yanlış bir ifadedir. Hücresel solunumda ham madde olarak kullanılırlar. Vitaminler düzenleyicidirler. Hücresel solunumda ham madde olarak kullanılmazlar. Isı değişimleri, ışığa maruz kalma, metal ve hava ile temas gibi faktörler yapılarını bozabilir. Örneğin C vitamini düşünün, hava ile temas ettiğinde çok çabuk bozulabilen bir vitamindir. Dolayısıyla bu ifadem doğru bir ifadedir. Verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
1 ve 2 C seçeneğim doğrudur. Optimum koşullarda belirli bir enzimatik reaksiyona ait tepkime hızının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Tepkime hızı ne yapmış? Bakın zamana bağlı olarak giderek artmış. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ürün miktarı artmıştır. Tepkime hızı artıyorsa ürün miktarı da artacaktır. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Ürün miktarı artmışsa demek ki burada substrat ve enzim ne yapmış? Birleşerek ürünü oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla serbest enzim miktarı azalacak, substratlara bağlanacak. Dolayısıyla bu ifadem de doğrudur. Ortam sıcaklığı zamanla artmaktadır. Ortam sıcaklığı eğer zamanla artarsa bu yanlış bir ifadedir. Çünkü tepkime hızlanmaz. Bilakis tepkimenin ne yapması lazım? Tepkime hızının düşmesi lazım. Çünkü sıcaklık artışı enzim çalışmasına olumsuz yönde etki edecektir. Enzimin yapısı bozulacaktır. Peki ifadelerinden hangileri doğrudur? Ürün miktarı artar, serbest enzim miktarı azalmaktadır. 1 ve 3 doğrudur. D seçeneği cevabını vermektedir. Hormonlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Salgılandıkları bölge dışında etkin değildirler. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü salgılandıkları bölge dışında hedef doku ve organlara taşınırlar. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Canlı vücudunda düzenleyici olarak görev yaparlar. Evet, hormonların görevi nedir? Düzenleyicidir. Düzenleyici rol oynarlar. Yalnızca hayvansal organizmalarda sentezlenirler. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü bitkilerin de sentezlediği hormonlar vardır. Örneğin oksin hormonu, etilen hormonu gibi hormonlar bitkiler tarafından sentezlenir. Evet, bugün enzim, vitamin ve hormonlarla ilgili olabildiğince kısa bir konu anlatımı gerçekleştirdik. Arkasından sorularımızı çözdük. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.